Biraz hayvan iletişimi çeşitlerinden veya hayvanların birbiriyle iletişim kurma yöntemlerinden bahsedelim. Bu yöntemlerden biri birbirleriyle sesli iletişim kurabilmeleridir. En azından benim için en bariz olan yöntem bu. Köpekler havlar, kuşlar cıvıldar. Özellikle bu kuş çünkü çok gürültü yapıyor gibi görünüyor. Hayvanların başlı başına bir lisanı olmamasına rağmen çıkardıkları sesler birçok bilgi taşıyabilir. Örneğin, farklı hayvanların farklı eşleşme çağrıları vardır. Bunları karşı cinsi cezbetmek için kullanırlar. Hayvanlar aynı zamanda uyarı sesleri de çıkarabilirler. Ya da bir yırtıcıya veya tehlikeye karşı kendi türlerinin diğer üyelerini uyarmak için de ses çıkarabilirler. İşitsel iletişimi düşündüğünüzde genelde bu seslerin hayvanların ağzından geldiği düşünülür. Halbuki bunun her zaman geçerli olmadığını aklımızda bulundurmalıyız. Cırcır cır böcekleri ve çekirgeler, karşı cinsi etkilemek için bacaklarını birbirlerine sürterek sesler çıkarır. Buradaki çıngıraklı yılansa, uyarı yapmak için ağzını veya ses tellerini kullanmaz, kuyruğunu sallar. İletişim yolu olarak ses kullanmanın birçok yararı vardır. Öncelikle çok hızlıdır. Birçok bilgiyi çok hızlı alabilirsiniz. Ayrıca grubunuzdaki birçok üyeden aynı anda bilgi alabilirsiniz. Diğer yandan işitsel bilgi pek mahrem değildir. Bazı maymun türleri gruplarındaki diğer maymunları bölgelerine giren bir yırtıcıya karşı uyarmak için bir ses yayarlar. Bu maymunlara yırtıcının geldiğini haber verirken yırtıcıya da artık gizlenemediğini bildirir. Ayrıca hangi maymunun uyarı yaptığı da ortaya çıkar. Hayvanlar kimyasal veya olfaktör yani Kokuya dayalı sinyallerle de iletişim kurabilir. İletişim kurmak veya çevreleriyle ilgili bilgi almak edinmek için kokuyu kullanırlar. Örneğin, yiyecek görüş alanında olmasa bile bir fare yiyeceğin kokusunu alabilir. Hayvanlar iletişim kurmak için koku da bırakırlar. Bu kokulara feromon denir ve genelde karşı cinsi etkilemek için kullanılır. Ayrıca diğer grup üyelerini yiyeceğe yönlendirmek için de kullanılabilirler. Bir karıncanın yiyeceğe ulaşmak için takip ettiği çizgiyi düşünün. Diğer karıncaların bıraktığı kokunun izini takip ediyor. Ses hakkında konuşurken, hayvanların yakınlardaki yırtıcıyı haber vermek için nasıl uyarı mesajı yaydıklarını söylemiştik. Bunu yapmalarının diğer bir yolu da kokuyu kullanmaktır. Çevrelerindeki diğer hayvanların kokularını saptayabilirler. Sesli iletişim çok hızlı olmasına rağmen, kimyasal sinyalleşme çok daha yavaştır hemen algılanamayabilir ama aynı zamanda çok daha kalıcı olabilir. Yani kokular çevreye çakılı kalabilir. Bir yere gitmemelerinden dolayı kimyasal sinyalleşme çok kalabalık olabilir, gürültü gibi. Bunu tırnak için alacağım çünkü bu tabiri ses için değil de koku sinyalleri için kullanmak biraz garip. Gürültücü derken kastettiğim, belirli bir bölgede çok fazla kimyasal sinyal olabileceğidir yani bir oda dolusu insan bağırırken bir kişinin söylediklerini anlamak epey zordur. Benzer şekilde bir alanda çok fazla kimyasal sinyal varsa, karman çorman olabilirler. Hayvanlar, somatosensori iletişimini de kullanabilirler. Böylelikle dokunuşlarla, hareketlerle ve diğer somatosensori ile ilgili şeylerle iletişim kurabilirler. Kur yapma dansları buna iyi bir örnek. Buna çok güzel bir örnek, Cennet kuşunun dansı. Şimdi size YouTube'dan aldığım bu kısa videoyu göstermek istiyorum. Bahsettiğimi o zaman çok daha iyi anlayacaksınız. Çok güzel, değil mi? Hareket de bilgi taşımak için kullanılabilir. Örneğin, arılar yiyecek yerlerini kovandaki arılara anlatmak için karmaşık danslar yaparlar. Dokunuş, grup ve eş bağlarını artırmak için kullanılabilir. Örneğin, kuşlar sıklıkla eşleriyle kucaklaşır ve gagalarıyla tüylerini düzeltirler. Bu davranışları maymunlarda da görürüz. Birbirlerini tımarlayıp, kürklerindeki böcekleri ayıklarlar. Hayvanlar bilgi taşımak için vücut dillerini de kullanabilirler. Yüz ifadeleri duyguları ifade etmek için kullanılabilir. Köpekler tehdit algıladıklarında hırlayıp dişlerini gösterebilirler. Panik olduklarında kulaklarını dikerler veya korktuklarında kulaklarını düşürürler. Somatosensori iletişimin bu videoyu yapmadan önce bilmediğim başka türleri de var. Bunlardan biri sismik iletişimdir. Örümcek ağındaki bir böceğin hareketi buna iyi bir örnek. Bu örümceği yiyecek bulmak için harekete geçirecek bir sinyaldir. Diğeri ise elektriksel iletişimdir. Bazı balık türlerinin ürettiği elektriksel sinyaller iletişim kurmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda bu sinyalleri yiyecek bulmak için kullanan yırtıcılar tarafından da algılanabilir. Hayvanlar görsel imalar kullanarak da iletişim kurarlar. Burada birbiriyle örtüşen birçok iletişim çeşidi olduğunu düşünüyorum. Biraz önce bahsettiğimiz somatosensori iletişim de bu iletişim çeşitlerinden biri. Hayvanların karşı cinsi etkilemek için karmaşık danslar yaptığından bahsetmiştim. Ve tabii ki bu dansların görsel yanları da var. Burada bunun iyi bilinen bir örneği var. İşte bu tüylerini açmış bir tavus kuşu. Bunu dişi tavus kuşunu etkilemek için yapıyor. Bunun Eşleşme için yapılan görsel gösteriler arasında en çok bilinen örnek olduğunu düşünüyorum. Ama bunun gibi daha birçokları var. Burada göğsünü kabartmış bir kuş var. Daha sonra başını ileri geri hızlıca sallayarak dişi kuşu cezbetmeye çalışır. Bunun ötesinde görsel imalar karşı cinsi etkilemekten çok daha fazlasını yapabilir. Bunu anlatmak için bir başka kuştan örnek vereceğim. Görünüşe göre bugün hep kuşlardan gidiyorum. Bu bir gümüş martı. Gümüş martılar renkleri kullanarak görsel iletişim kurar. Gümüş martının parlak sarı renkteki gagası dikkatinizi çekmiştir. Bir de gagasının ucunda kırmızı bir nokta vardır. Bu kırmızı nokta, yavrularını besleyen gümüş martı için çok kullanışlı olur. Düğme gibi bir işlevi vardır. Gümüş martı beslenip yavrusuna döndüğünde, yavru bu kırmızı noktayı gagalar. Bu da ebeveyn gümüş martıyı yediklerini geri kusarak yavrusunu beslemek için harekete geçirir. Renk iletişiminin başka yolları da vardır. Diğer hayvanlara zehirli olduklarını göstermek amacıyla parlak uyarı renkleri gösteren kurbağalar vardır. Buna benzer başka bir yolsa taklit yapma yani ortama uyum sağlamaktır. Örneğin kral kelebekleri kuşlar için zehirlidir ve kendilerine has renkleri vardır. Kral naibi kelebeği olarak adlandırılan başka bir tür kelebek daha vardır. Kral naibi kelebeği kraliyet kelebeği gibi kuşlar için zehirli değildir ama kanatlarındaki renk desenleri kral kelebeklerine çok benzer. Bu renkler sayesinde kral naibi kelebeği korunmuş olur. Çünkü diğer hayvanlara zehirli olmamalarına rağmen zehirli olduğu mesajını verir. Hayvanların iletişim kurmak için görsel imaları kullanmalarını ilginç bulduğum kadar, kasten iletişim kurmamak için kullanmaları da dikkatimi çekiyor. Örneğin gizlenerek. Şu fotoğrafa bakalım. Sadece bir yığın yaprak ve dal parçası gibi göründüğünü biliyorum. Ama resimde bir kurbağa var ve çok iyi kamufle olmuş. Nerede olduğunu göstereceğim ama bunu yapmadan önce kendiniz videoyu durdurup bulmayı bir deneyin bakalım. Umarım biraz zaman ayırıp kurbağayı aramışsınızdır. Eğer bulabildiyseniz tebrikler ama bulamadıysanız üzülmeyin. Çünkü en başta ben de bulamadım. İşte. Bakın şurada. Etrafını griye boyayınca bakması çok daha kolay. Bu kurbağaya bakarak çevresine nasıl karışıp kaybolduğunu görebilirsiniz. Renkleri onu çevreleyen yapraklar ve dal parçalarıyla neredeyse aynı. Bu renklerin kurbanın nasıl yırtıcılardan kaçınmasına yardımcı olduğunu görebilirsiniz. Hayvan iletişiminin birçok çeşidini anlattım ama anlattıklarımdan çok daha fazlası var. Hepsini bu videoda anlatmaya kalksam zaman yetmez. Derimsel ışıldama iletişimi var. Ateş böceklerinin karşı cinsi cezbetmek için nasıl parladığını düşünün. Göz dikerek takip etmek ve diğer sosyal imalar da var başkalarının baktığı tarafa bakmak gibi. Bu hayvanlar için önemli. Çünkü yiyecek veya yırtıcı olan bir yeri işaret etmenin sessiz bir yoludur. Dediğim gibi, hayvan iletişiminin çok daha fazla örneği var. Benim bahsetmediğim ve çok ilginç olduğunu düşündüğünüz başka örnekleri yorumlarda paylaşın. Böylece diğer öğrenciler de bundan faydalanabilir.